Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf çanta yayınları etkinlikli soru bankasında doğru ve ters orantı problemleri test 5'le dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıda 400 MB büyüklüğündeki bir dosyanın aktarımızı sabit olan bir bilgisayarda indirilen kısmının büyüklüğü ve geçen süre verilmiştir. Buna göre dosyanın geri kalan kısmı kaç saniyede indirilir diye soruyor. Şimdi gençler dosyamız 400 MB indirilen kısmı 250 MB. O halde kalanı bulabilmek için 400'den 250'yi çıkarıyorum. 150 megabaytlık kısmı kaldı diyorum. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. 250 megabaytı indirilen kısmı 15 saniyede indirdiyse şimdi indirme hızı sabitti gençler. O halde 150 megabaytı X saniyede iner diyorum. Bakın buradan indirilecek dosya azaldığı zaman zaman da azalması gerekir. Yani doğru orantı vardır diyoruz. Ve içler dışlar çarpma yapıyoruz. 250 çarpı x eşittir. 150 çarpı 15 her iki tarafı 250'ye bölelim. 250'ler gitti. x kaldı. Şöyle sıfırları attım. 25'i 5'e böldüm. 5, 15'i 5'e böldüm. 3. Gençler yukarı tarafta 15 çarpı 3 fazla karışmasın. Aşağıda da 5 var. 15 ile 3'ü çarparsak 45 bölü 5'ten 9 saniyede biter diyoruz. 9 saniye yani C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet temizleyerek geçiyorum. ikinci soruya. Evet gençler ikinci soruya geldiğimiz zaman boyu 24 cm ve eni 18 cm olan bir resim eni 90 cm olacak şekilde büyütülerek çerçevelenecektir en boy oranı değişmediğine göre resmin yeni boyu kaç santimetredir diye sordu. Şimdi gençler şöyle boy diyorum. En diyorum. Bakın boyları ve enleri aynı hizada yazın. Boyu 24 santimetreydi. Eni 18 santimetreydi. Daha sonra büyütüldüğü zaman eni 90 santimetre oldu. Boyunu bilmiyorum. Buraya da x santimetre diyelim. Şimdi aynı oranda büyüdüğüne göre gençler doğru orantı vardır. Ve burada içler dışlar çarpımı yaparız. 18 ile x'i çarptım. 18x eşittir. 90 çarpı 24. Her iki tarafı 18'e bölelim. x kaldı. 90'ı 18'e bölecek olursak gençler 5'tir. O halde 5 çarpı 24. 24 ile 5 çarpacak olursak da 120 santimetre olur. Boy uzunluğu diyoruz. Bunu da A şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet A'yı da göstererek devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdaki görselde 6 kişilik karnıyarık yemeği için gerekli olan malzemeler verilmiştir. 6 kişilik. Tarife göre 15 kişilik karnıyarık yemeği yapmak isteyen Ayşe Hanım kaç gram kıyma kullanmalıdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 6 kişilik tarifte Şimdi kıymaya baktığımız zaman 200 gram kıyma gerekiyorsa 15 kişilik karnıyarık yapmak istiyorsa X gram kıyma gerekir diyoruz. Kişi sayısı arttığı zaman kıymanın da artması gerekir. Yani doğru orantı vardır diyoruz. İçler dışlar çarpımı yapalım. 6x eşittir. 15 çarpı 200. Buradan arkadaşlar her iki tarafı 6 ile sadeleştirecek olursam x kaldı. 2'ye böldüm arkadaşlar. 3. 100'ü 2'ye 200'ü 2'ye böldüm. 100. 3'e böldüm. 1. 15'i 3'e böldüm. 5. Buradan 5 çarpı 100. 500 gram kıyma gerekir diyoruz. Ve D şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet temizleyerek geçiyorum dördüncü soruya. Bir duvar usta sabit hızla 8 saatte 18 metrekare duvar örmektedir. Buna göre bu usta 27 metrekare duvarı kaç saatte örer? Şimdi arkadaşlar 8 saatte 18 metrekare yer örüyorsun. X saatte 27 metrekare yer örer diyoruz. Bakın örgü duvar arttığı için saatin de artması gerekir. Yani doğru orantı sorusudur. Diyelim. İçler dışlar çarpımı yaparsam. 18 çarpı x eşittir. 8 çarpı 27 buradan her iki tarafı 18'e bölersek bakın daha rahat iş yaparız. 8'i 2'ye böldüm 4. 18'i 2'ye böldüm 9. 9'a böldüm arkadaşlar 1. 27'i 9'a böldüm 3. O halde x'in değeri 4 çarpı 3'ten 12 saat olur diyoruz. Ve 12 cevabını B şıkkında doğru yanıt olarak gösteriyorum. Evet gençler. Devam edelim. 5. soruya geçelim. Ersin, Eyme ve Yusuf isimli 3 kardeş yaz tatilinde kamp yapmaya giderler. Kamp 15 gün süresi sürecektir ve giderken bu süre içinde yetecek tüm gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini götürmüşlerdir. Fakat 5. günün sonunda kuzenleri Hilal ve Emine de kampa katıldığına göre gıda ve ihtiyaç malzemeleri kaç gün sonra biter diye soruyor. Şimdi arkadaşlar normalde kamp süresi 15 gündü. Bakın 5 gün boyunca bu 3 kardeş kamp yaptı. O halde ben 15'ten 5'i beşi çıkarıyorum. 5. gün sonunda 10 gün yetecek arkadaşlar yiyecekleri vardır. Yiyecek ve malzemeleri var. Bu 10 gün yetecek yiyecek malzemeler kaç kişiye yetiyor normalde gençler? 3 tane kişiye. O halde 3 kişiye ne zaman diyoruz? 5. gün sonunda diyoruz. 3 kişiye 10 gün yeterse Şimdi iki tane de kuzen geldi. Ve beş kişi oldular. Beş kişiye x gün yeter diyoruz. Kişi sayısı arttığı zaman yetmesi gereken gün sayısı azalacağı için ters orantı vardır diyelim. Buradan yata çarpacaksak 5 çarpı x eşittir 3 çarpı 10. Buradan 5 çarpı x eşittir 30. Her iki tarafı 5'e bölersek 6 gün yeter diyoruz. Evet 5. gün sonunda altı gün yetecek yiyecekleri kalmış olur diyoruz. Evet ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Arkadaşlar bakın bu tarz soruları en mantıklı şekilde bu şekilde yaparsanız en kısa yolla yapmış olursunuz diyelim. E evet, temizleyelim. Aynı şekilde altı işçi bir işi 15 günde bitiriyor. Altı işçi 15 günde bitiriyor. Bu işçilerden 9. Yani 9 işçiyim. Kaç günde bitirir arkadaşlar bilmiyorum. X günde diyorum. Şimdi işçi sayısı arttığı zaman sürenin ne olması gerekir? Azalması gerekir. Yani ters orantılı bir sorudur. Buradan 9x eşittir. 6 çarpı 15. Gençler 9x eşittir. 6 ile 15 çarpacak olursak 90 olur. Her iki tarafı 9'a bölüyorum. x'in değeri 10 olur diyoruz. Yani 10 günde bitirirler diyoruz. 10 gün cevabını da C şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet temizleyelim gençler devam edelim 7. soruyla dersimize. Bir üçgenin iç açıları 2, 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. Arkadaşlar orantılıdır demek doğru orantılıdır demektir. Eğer ters orantı olduğu zaman mutlaka ters kelimesini kullanmak zorunda diyelim. Buna göre bu üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir diye sordu. Şimdi gençler üçgenin iç açıları toplamı. Biliyorsunuz 180 derece. Şimdi 2, 3 ve 5 de doğru orantılı olduğuna göre. O halde iç açılarını 2K, 3K ve 5K şeklinde düşünüyorum. Bakın bunları toplayacak olursam. 180 dereceye eşittir diyoruz. 2, 3 daha 5, 5 daha 10K. Eşittir 180 derece ise her iki tarafı 10'a bölecek olursam K'nın değerini 18 olarak buluruz. E benden en büyük açı istedi. En büyük açı 5K idi. Burada K'yı yerine koyarsam 5 çarpı 18 90 derece olur. En büyük açı diyoruz ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler. Devam edelim. 8. soruya geçelim. Verilen orantı aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü olamaz diye soruyor. Gençler 2 bölü 5 eşittir. 12 bölü x ise. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın ben bunu içler dışlar çarpımı yaparsam. 2 ile x çarpılıyor. 5 ile 12 çarpılıyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada A şıkkından başlayarak sorularımıza bakalım. 2 kalemin 5 TL oldu. 40 tas 12 kalem kaç TL'dir? Şimdi A şıkkı diyorum. 2 kalem 5 TL ise 12 kalem X TL diyelim. Şimdi kalem sayısı artınca ücretin de artması gerekir. Yani doğru orantı vardır diyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Şimdi bakın 2 ile x'i çarptım. 2x eşittir. 5 çarpı 12. Gençler bakın bizim aradığımız çarpma işlemi aynısı çıktı. O halde A şıkkı bu sorunun problemin çözümünde kullanılır diyoruz. Şimdi B ile devam ediyorum. 2 soruyu 5 dakikada çözen bir öğrenci. 2 soru 5 dakikada çözüldüyse 12 soruyu x dakikada çözer diyoruz. Yine içler dışlar çarpımı yaparsam soru sayısı arttığı için süre artar diyoruz. Doğru orantıdan içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x eşittir 5 çarpı 12. Bakın gençler burada da aynı çarpma işlemini kullanmış oldum. Devam ediyorum. C'deki soruya bakıyorum. 2 işçinin 5 günde bitirdiği bir işi. 2 işçi 5 günde bitiriyor. 12 işçi x günde bitirir diyelim. Şimdi arkadaşlar işçi sayısı artarsa sürenin azalması gerekir. Bakın burada ters orantı olduğu için yatay çarpma işlemi yaparım. O halde 12 çarpı x eşittir. 2 çarpı 5 oldu. Şimdi gençler dikkat ederseniz bakın bizim aradığımız 2x eşittir 5 çarpı 12 idi. Bakın bu bizim aradığımız ifade olmadı diyoruz. Ve benim sorumun cevabını C şıkkı olarak veriyorum. Yine arkadaşlar bir de D şıkkında gösterelim. 5 kilogram incirden 2 kilogram reçel. 5 kilogram incir. 2 kilogram reçel. 12 kilo reçel arkadaşlar kaç kilogram incirden? O halde x kilogram incirden 12 kilogram reçel elde edilir diyoruz. Şimdi reçel arttığı için arkadaşlar aslında incir de artmıştır diyelim. Yani doğru orantı vardır. 2 ile eksi çarpım 2x eşittir. 5 çarpı 12. Bakın arkadaşlar bizim aradığımız denklemi burada da görmüş olduk. Demek ki D şıkkındaki problemin çözümünde de bunu kullanabiliriz diyoruz. Sorumuzun cevabını C şıkkı olarak vermiştim. Evet şöyle C şıkkını gösterelim. Ve devam edelim. Dokuzuncu ve son soruya geçelim. 360, 360 metre uzunluğundaki bir tel 3, 4 ve 5 ile orantılı olacak şekilde parçalara ayrılacaktır. Yani doğru orantı olduğunu anladık. Ona göre en kısa parçanın uzunluğu kaç metredir? O halde arkadaşlar bunu 3 kat 4 kat ve 5 kat diye düşünüyorum. Bunların toplamı 3, 4 daha 7, 5 daha 12. 12K eşittir. 360 ise K'nın değerini yani kaç kat olduğunu bulmak için her iki tarafı 12 ile bölüyorum. Şöyle 36'yı 12'ye bölersem 3. 1 de 0 ekledim. K'nın değeri 30'dur. Kısa parça arkadaşlar en kısa parçamız 3K idi. Burada K'yı yerine koyarsam 3 çarpı 30'dan 90 metre olur. En kısa parça diyoruz. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.